Merhaba kıymetli seyircilerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Biliyorsunuz Ramazan-ı Şerif ayının son günlerinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin gölgesi üzerimize düştü. Bu programda İhlas Vakfı Başkanı Mahmut Kemal Aydın Bey bizlere Kadir Gecesi'nin faziletlerinden bahsedecek. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ayet-i Kerimelerde ve Hadis-i Şeriflerde Kadir Gecesi'nin faziletleri bildirilmiş. Seyircilerimize bu hususi geceyle ilgili neler anlatabiliriz? Peki efendim, Kadir Gecesi sizin de belirttiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'de methedilen en kıymetli gecedir. Kur'an-ı Kerim Resul-i Ekrem Efendimiz'e bu gece gelmeye başladı. Kadir Gecesi'nin bin aydan daha faziletli olduğu hadis-i şerifte bildirilmiştir. Bu gecede ibadet etmeli, kaza namazları kılmalı, Kur'an-ı Kerim okumalı, dua istiğfar etmeli, iyilikler yapmalı, sadaka vermeli, bunların sevaplarını ölmüş olanlara da hediye etmelidir. Şimdi efendim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri buyuruyorlar ki, geçmiş zamanlarda Şem'un aleyhisselam isminde bir peygamber var idi. Şimdi bu Şem'un aleyhisselam, İsa aleyhisselamdan sonra, Muhammed aleyhisselamdan önce Beni İsrail'e gönderilmiş bir peygamber. Bu Şem'un aleyhisselam Allah-u Teala'nın rızası için bin ay, yani 80 sene hiç durmadan cihad etmiş, sırtından, omuzundan kılıncını almamış yani. Hep sırtında durmuş. Cihad etmek için bin ay devamlı cihad sevabı kazanmış. İşte bu ümmetin ortalama ömrü hani 60 senedir derler ya, Eshab-ı Kiram dinleyince yarsımışlar. Keşke biz de öyle olaydık. Bizim de ömrümüz öyle uzun olaydı da. Biz de öyle 80 sene, 1000 ay müdavim cihad etseydik. Efendime söyleyeyim. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam geliyor. Kadir suresini indiriyor, inzal ediyor Resul-i Ekrem Efendimiz'e. Hani Estağfirullah, billah, bismillah. İnna enzelnahu fi leyletil kadr suresi var ya. Evet. Bu sure nazil oluyor. Efendim size verilen Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır buyuruyor Allahu Teala maale. Yani bu gecenin sevabı bin ay cihad etmenin sevabından çoktur yani. Ya efendim, şimdi bu Şem'un aleyhisselamla ilgili efendim şöyle müfessirler naklediyorlar, anlatıyorlar. Diyorlar ki efendim, bu zat görülmemiş bir yiğit olup kendisini hangi bağla bağlasalar o bağı koparır atarmış yani. Efendim işte yaşadığı yere yakın şehrin kralı da efendim kafir, dinsiz, efendim Şem'un aleyhisselam'ı düşman, iman etmiyor. Bu zattan kurtulmak için Şem'un aleyhisselam'ın hanımına haber gönderiyor, işine. Eğer kocanı öldürmede bize yardımcı olursan seni kendime alırım diyor. İstediğin her şeye kavuştururum, seni altınlara ve mücevherlere boğarım diyor. Böyle haber gönderiyor. Evet. Kadın efendim dünyaya tamah ediyor, aldanıyor, efendim münafıklık yapıyor. Diyor ki size nasıl yardımcı olabilirim? Onlar da diyorlar ki Şem uyurken sağlam bir iple onu iyice bağla, bağladıktan sonra da bize haber ver diyorlar. Onlara aldanan bu hain kadın bir gece Şem'un aleyhisselamı sağlam bir iple, urganla iyice bağlıyor. Ellerini, ayaklarını, her tarafını bağlıyor. Şem'un aleyhisselam uyanıyor. Uyanınca bağlanmış olduğunun farkına varıyor ve hanımının bağladığı o sağlam ipleri
bir silkenişte kopar diyor. Hanımına da diyor ki niçin böyle yaptın sen? Hanımı diyor ki senin kuvvetini denemek için yaptım. Efendim sonra hanımı Şemun Aleyhisselam da bir şey demiyor yani o öyle deyince. Sonra hanımı şehrin hakimine haber veriyor. Bu sefer hakim gizliden Şemun Aleyhisselam'ın o eşine çok kuvvetli bir zincir gönderiyor. Zincir. Demir bir zincir. Efendim bu zincirle bağla diyor. Şemun Aleyhisselam uyurken hanımı bu sefer onu zincirle bağlıyor Alper Bey. Uyanıyor. Yine mübarek bir kükrüyor, bir silkiniyor. O zincirleri de koparıyor. Neden böyle yaptın diyor hanımına. Hanımı da diyor ki geçen sefer hani o ipleri şey yaptın ya, kopardın. Acaba zincirleri de koparabilir misin diye denemek istedim diyor. Onun için yaptım diyor. Şemun Aleyhisselam da mübarek hiç şey düşünmüyor yani. Hile hurda hani hanımım bana hile yapar, hurda yapar filan diye. Doğrudur diyor. Fakat beni diyor kendi saçımın teliyle bağlasalar kıramam diyor. Yani onu koparamam diyor. Kendi saçımın teliyle. Kadın bunu öğrenince Şemun Aleyhisselam uyurken saçından 3-5 tane uzunca tel, saçı da uzunmuş biraz mübareğin, 3-5 tane kesiyor saçından. Tel yani kesiyor. Ondan sonra efendim rivayette efendim bileklerinden diyor bir rivayette, bir rivayette de parmaklarından diyor, şu baş parmakları var ya. Evet. O saçlarla baş parmaklarını birbirine bağlıyor. Efendime söyleyeyim. Hem ellerinin hem ayaklarının baş parmaklarını bağlıyor. Ondan sonra gidip şehrin hakimine ve adamlarına haber veriyor Şemun Aleyhisselam'ın hanımı. Şehrin hakiminin adamları, adam gönderiyorlar özel olarak, geliyorlar Şemun Aleyhisselam'ı o şehrin hakiminin huzuruna götürüyorlar. Koparamıyor yani onları gerçekten. Yani kendi saçının teliyle bağlandı ya. Efendim şehir halkını topluyor. Şemun'un o sarayının önünde meydan. O meydanda halkta toplanmış ya, asılmasını, idam edilmesini emrediyor. Bunun üzerine Şemun Aleyhisselam Allah-u Teala'ya yalvarıp diyor ki ya Rabbi, dünyada yaşamayı ben sadece ve sadece senin yolunu yaymak, sana inanmayanları, sana buğz edenleri, sana şerik koşanları yola getirmek, yani cihat etmek için istiyorum yaşamayı. Eğer bu isteğimde, bu isteğim kalpten ise, bu isteğimde samimi isem, beni bu halden kurtar ya Rabbi diye dua ediyor. Bu arada Allah-u Teala bir melek gönderiyor. O bağı çözüyor melek. Efendim, kurtulunca Şemun Aleyhisselam, o köşkünün 4 tane direği varmış. Büyük direk. Fil direği, fil ayağı derler. O direklerin üstündeymiş köşkü, sarayı. O direklerden bir tanesini koparıyor. Şemun Aleyhisselam çok güçlü, kuvvetli, öyle bir yiğit ya. Efendim, öteki direği de koparıyor. Koparınca o şehrin hakimi, o kralın köşkü çöküyor. Kral altında kalıyor, ölüyor. Efendim mesela o avanesi, askerleri de ölüyorlar. Efendim hemen o da gidiyor, hanımının cezasını veriyor. İşte Şemun Aleyhisselam bu. Kadir gecesinin efendim 1000 aydan hayırlı olması, işte 80 seneye müsadif, bunu da anlattık. Şemun Aleyhisselam kıssasında anlattık. Şimdi tabii Kadir gecesi ne zaman? Hani alimler buyurmuşlar ki Allah-u Teala rızasını taatte,
gazabını günahlarda, orta namaz çok makbulmüş, orta namazı da beş vakit namazın namazda gizlemiş. Evliyasını da gök kubbenin altında halkın arasında gizlemiş. Kadir gecesini de Ramazan-ı Şerif ayının içinde gizlemiş. Tamam. Yani onun için derler ki bizim ahali, her geceyi Kadir bil, her geceyi evet. Kadir bil, her gördüğünde Hızır bil aleyhisselam ve duasını al. Evet, her geceyi Kadir bil demek, Ramazan-ı Şerif'in her gecesini Kadir bil demektir. Onun için her gece teravih namazı kılarsa bir insan, her gece Ramazan-ı Şerif'in her gecesinde efendim Kur'an-ı Kerim okursa, Ramazan-ı Şerif'in her gecesinde bir sayfa, iki sayfa dini İslam'ı öğrenmek için ilmal kitabı okursa, bu kişi Ramazan-ı Şerif'i ihya etmiş olur. Ha, anladınız çok mı? Çok da zor değil aslında. Çok yani. Her gece teravih kılsa birkaç sayfa Kur'an-ı Kerim, bir sayfa Kur'an-ı Kerim, bir iki sayfa ilmal kitabı okusa bitti işte. O geceyi ihya etti. Yani bilmiyoruz ya hangi gece Kadir gecesi. Çoğu defa 27. gece vaki oluyor ama illa 27. gece olacak diye bir şey başka yok. Başka bir gün de olabilir. Başka bir gün de olabilir. Onun için Ramazan-ı Şerif'in her gecesini ne bilmek lazım? Kadir gecesi bilmek Kadir lazım. Gecesi bilmek bu dediğiniz lazım. Şekilde her gece ibadet edilse mutlaka tesadüf edilmiş olacak. Evet, aynen öyle. Bir de hani her gördüğünü Hızır bil deniyor evet. Ya. Efendim bununla ilgili de yine bir iki tane menkıbemiz var. Onları anlatmak istiyorum. Buyurun. Buyurun. Efendim tabii. Şöyle. Tabii Hızır Aleyhisselam Allah-u Teala'nın efendim makbul bir kulu, sevgili bir kulu. İsmi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Evet. Ama peygamber olup olmadığı kesin olarak bildirilmemiş bir zat. Efendim Allah-u Teala ona ruhunun insan şeklinde görünmesi ve kıyamete kadar yardım isteyen Müslümanların imdada yetişmesi, efendim insanlarla konuşmak, onlara ilim öğretmek efendim gibi hassalar vermiş. Özellikler vermiş. Yani evet. Onun ruhuna o serbestiyeti vermiş Allah-u Teala. İşte Sultan II. Mahmud Han Mahmud-u Hani Sani Adli derler ona. Efendim, adaletli bir sultan. Evet. Onun zamanında yaşlı bir kadıncağız duymuş ki Hazreti Hızır Aleyhisselam her gece yatsı namazında yeni camide görülürmüş. Kadın öteden beri Hızır Aleyhisselam'ı görmeyi çok arzu edermiş yani. Çok istermiş, hep dua edermiş. Şimdi duymuş ya yatsı namazına yeni camiye geliyor. Efendisine diyor ki, yaşlı da, efendicim diyor, bana müsaade eder misin diyor. Efendim yatsı namazına diyor, ben gerçi gitmiyorum, kadınlar evde kılar namazlarını ama diyor, Hızır Aleyhisselam'ı görmeyi çok arzu ediyorum, duydum ki böyleymiş. Gideyim de diyor, müsaade et de diyor, Hızır Aleyhisselam'ı göreyim diyor. Efendim, efendisi de diyor ki, elbette hanımcığım gidebilirsin diyor. Neyse namaza gitmiş yatsı namazına. Namaz çıkışında efendime söyleyeyim avluda bir kenara çekilmiş. Önce çıkıyor, cemaat dağılmadan önce çıkıyor yani. Her geline dikkatli dikkatli bakıyor böyle. Hızır Aleyhisselam'ı görürüm diye. Ama bilmiyor da tanımıyor da Hızır Aleyhisselam'ı. Şimdi o böyle pür dikkat çıkanlara bakarken karşısına yaşlı bir amca geliyor. Ey hatun kişi diyor. Kime bakıyorsun böyle? Niye bakıyorsun böyle diyor. Ya diyor. Hiç sorma diyor. Duydum ki diyor. Her gece Hızır Aleyhisselam buraya gelirmiş yatsı namazına. Efendime söyleyeyim. Burada görünürmüş. Onu görmeye geldim diyor. Bir yaşlı adam soruyor. Peki diyor,
Onu görsen nasıl tanıyacaksın sen onu? Bilmem ki diyor. İşte burada görünür diyorlar diyor. O zaman diyor sen diyor buradan geçse Hızır diyor sen onu tanıyamazsın diyor. Ya diyor doğru diyor. Nasıl da akıl edemedim ben diyor kadıncağız. O zaman diyor bak diyor sana diyor nasıl tanıyacağını anlatayım diyor. Öğreteyim. Olur diyor. Tabi camiden havludan hani caminin kapısından çıkmış kadıncağızın olduğu yerde. Cami arkasında. Şimdi diyor şu arkamdaki camiyi görüyor musun diyor. Evet diyor görüyorum diyor. İşte diyor hiç hareket etmeden diyor o caminin ışıklarını birisi söndürürse diyor o Hızır'dır diyor. Söndü mü bak bakalım diyor. Evet söndü diyor. Şimdi bak bakalım yandı mı diyor. Evet yandı diyor. İşte diyor böyle efendim hiç hareket etmeden caminin ışıklarını yanıp söndüren birisine rastlarsan o Hızır'dır diyor. Efendim peki öyleyse diyor. Efendim anladın değil mi diyor. İyi tarif ettin mi diyor. Ettin diyor. Peki diyor hadi Allah'a ısmarladık diyor. Kayboluyor. Kadıncağız çok seviniyor. Efendime söyleyeyim hay Allah razı olsun demiş. Beklemeye devam etmiş. Efendim çıkanlara bakıyor. Fakat hiç kimse çıkmamış. Efendim kadıncağız mahzun bir şekilde evine dönmüş. Eve dönünce kocası soruyor. Diyor ki gördün mü Hızır Aleyhisselam'ı? Yok diyor göremedim diyor. Kocası diyor ki vah hanımcığım vah diyor. Olsun diyor. Göremedim ama diyor nasıl görünür onu çok iyi öğrendim diyor. Halbuki mübarek kadın ne kadar saf. Bizzat Hızır Aleyhisselam'ı evet. Gördü. Onunla Hızır konuştu. Hızır Aleyhisselam'la konuştu. Caminin ışıklarını yaktı. Söndürdü. Söndürdü Hızır Aleyhisselam. Farkında bile değil onun Hızır Aleyhisselam olduğunun. Onun nasıl görüneceğini çok iyi öğrendim diyor kocasına. Şimdi bir de Hızır Aleyhisselam'la ilgili şöyle bir menkıbe anlatılır efendim. Bir cuma günü efendime söyleyeyim camiye insanlar, cemaat tek tük girmekte efendime söyleyeyim girenlerin arasında da bir yaşlı kimse var. Meğersem Hızır Aleyhisselam o da giriyor camiye. Evet. Hatip Efendi, Hoca Efendi henüz ezan okunmamış, cuma vakti girmemiş, kürsüde vaaz ediyor. Hoca Efendi, Hatip Efendi vaaz ediyor. Efendime söyleyeyim, Hızır Aleyhisselam oturmuş tabii. Hızır Aleyhisselam'ın yanına efendim bir zat oturuyor, bir kişi oturuyor. Allah Allah. Efendim, meğersem Hızır Aleyhisselam'ın yanına oturan kişi 40'lardan. Camide doluyor. Vakit yaklaşıyor yani. Adam bir müddet sonra uyuklar gibi sallanmaya başlıyor. Ha uyudu ha uyuyacak. Uyunca abdest bozulur ya. Evet. Hızır Aleyhisselam adamı dürtüyor. Şşt diyor uyuyacaksın dikkat et ha abdestin bozulur filan. Adam da diyor ki uyumam diyor ben ya. Rahat bırak beni diyor o yanına oturana. Oturan öyle diyor Hızır Aleyhisselam'a. Hızır Aleyhisselam ses etmiyor. Ama ezan da okundu okunacak. Adamın gözleri tekrar kapanıyor, sallanıyor, uyudu uyuyacak filan. Bir daha dürtüyor. Dedim ya sana diyor bir adam diyor Hızır Aleyhisselam. Uyuyacaksın dedim abdestin bozulacak. Adam da diyor ki ben sana uyumam. Rahat bırak beni demedin mi diyor. Ben rahat bırak diyor. Eğer rahat bırakmazsan diyor senin Hızır Aleyhisselam olduğunu bütün cemaate söylerim diyor. Bu kalabalık diyor senden bereketlenmek için diyor sakalını yolarlar sakalından bir tel bile kalmaz diyor. Allah Allah. Hızır Aleyhisselam susuyor ne yapsın? Şaşırıyor tabii. Şaşırıyor. Gözlerini kapatıyor. Boynunu
büküyor. Nasıl anladı acaba Hızır evet. Aleyhisselam'ın? Allah-u Teala'ya yöneliyor, diyor ki ya Rabbi bu nasıl iştir diyor ya. Ya ilahi diyor. Bende diyor efendim, bendeki listede bu kişinin adı yok diyor. Bu nasıl bildi benim Hızır olduğumu diyor. O zaman Hatif'ten ses geliyor. Sana verilen liste, sendeki liste beni sevenlerin listesidir. Onun adı bu listede yok. O bendeki listede. O benim sevdiklerimdendir. Benim sevdiklerimin olduğu listededir. Onun için sendeki listede yok o diyor. Dolayısıyla her geceyi Kadir bil, her gördüğünü Hızır bil. Bu demek belli olmaz. Her gördüğün Müslümanı, iyi insanı Hızır bil. Efendim onun duasını almaya gayret etsen evet. Belli mi olur? Belki rastlarsın Hızır Aleyhisselam'a. Rast gelir. O kadın gibi de olma ha, o teyze gibi. Efendim İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki Bekara suresinin 185. ayetinde mealen Kur'an-ı Kerim Ramazan ayetinde indirildi. Buyuruluyor Kur'an-ı Kerim'de. Kadir gecesi bu aydadır buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Efendim bu gece yani Kadir gecesi Ramazan ayının özüdür. Kadir gecesi çekirdeğin içi gibidir. Ramazan ayı da kabuğu gibidir buyuruyor. Evet. Bunun için bir kimse bu ayı saygılı, iyi geçirerek bu ayın iyiliklerine, bereketlerine kavuşursa bu senesi iyi geçerek hayırlı ve bereketli olur buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Allah-u Teala hepimizi bu ayın iyiliklerine, bereketlerine Amin. Kavuştursun inşallah. Amin. Dediniz ki Kadir Gecesi Ramazan ayı içinde. Evet. Peki Ramazan ayının içinde zamanıyla ilgili bir gün var mı? Belirli bir gün var Tabii. mı? Efendim Ramazan-ı Şerif çoğu kere 27. geceye rastlamış. Yani Kadir 27. Gecesi. 27. gece muhakkak Kadir Gecesi olmuş. Şimdi yani 27. geceye gerçekten dikkat etmek lazım. Ve çok kalp uyanık olması lazım. O gece çok iyi işlerle iştigal etmek lazım. Neden? Efendim çünkü daha önce rastlamış 27. geceye. Yani o geceyi ihya edersen gerçekten çok fazilete, çok sevaba kavuşursun. İmam Müslim'deki, Sahih Müslim'deki hadis-i şerifte Kadir gecesini Ramazan ayının son 10 gününde arayın buyurulmuş. İmam Ahmet'in kitabında yazdı hadis-i şerifte Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününün 21, 23, 25, 27 ve 29 gibi tek gecelerinde ve Ramazan'ın son gecesinde arayın. Sevabını umarak Kadir gecesini ibadetle geçirenin günahları affolur buyurmuş. Resulullah Efendimiz buyuruyor evet. bunu. Ebu Davud'da yazılı olan hadis-i şerifte Kadir gecesi Ramazan'ın 27. gecesidir buyuruyor Resulullah Efendimiz. Sonra hadis-i şerifte yine Resulullah Efendimiz buyurmuşlar ki Kadir gecesine rastlamış olan bir geceyi ihya eden Kadir gecesini ihya etmiş gibi sevap kazanır. Ya Kadir gecesini soran bir zata Resulullah Efendimizin buyurduğu bir hadis-i şerif var. Buyuruyor ki bu yıl Kadir gecesi Ramazan'ın ilk gecesiydi geçti. Bunu da Resulullah Efendimiz buyurmuş. 27. geceyi ihya et. Sen onu kaçırdın ama 27. geceyi ihya et. Ramazan'ın 27. gecesini ihya edene vücudundaki kıllar adedince hac, ümre, şehit ve gazi sevabı verilir. Başka birine de, başka bir daha soruyor. Yani Kadir gecesi ne zaman ya Resulallah diye. Bu yıl Kadir gecesi geçti fakat Ramazan'ın 27. gecesini ihya et. Kadir gecesi sevabına kavuşursun. Şefaatten nasipsiz kalmazsın buyurdu. Onun için İmam-ı Azam Hazretleri 27. gecesi Kadir gecesi olması çok vakidir. Çok vaki olur buyurmuşlar. Hazreti Ayşe validemize de sormuş birisi.
Hazreti Ayşe validemiz de sormuş Resulullah Efendimiz'e. O zaman buyurmuş ki 13. geceydi. Geçti. Kadir gecesini kaçırdıysan 27. geceye kavuşursun. Bu geceyi ihya edersen ahiret yolculuğu için azık olarak o geceki ibadet sana yeter buyurdu Resulullah Efendimiz. Bunun için Ayşe validemiz buyurmuşlar ki Resulullah Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde çok ibadet ederdi buyurmuşlar. İmam-ı Şafii Hazretleri de 17. gecesi çok vaki olur buyurmuş. İmam-ı Azam Hazretleri 27. gecesi vaki olur buyurmuş. Efendim sevgili peygamberimiz sevabını Allah'tan umarak Kadir gecesini ihya edenin geçmiş günahları affolur buyurmuş. Bu Sahih-i Buhari'de yazılan hadis-i şerif. Evet. Kadir gecesinde bir gece bir kere Kadir suresini okumak başka zamanda Kur'an-ı Kerim hatim etmekten daha sevaptır. Kadir gecesinde ya bunlar efendime söyleyeyim tefsir-i Mukni'de yazılı. Kadir gecesinde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir kere La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, 700 bin tahmid. Tesbih diye Sübhanallah derler. Tahmid diye Elhamdülillah derler ve tehlilden kıymetlidir. Bu gece koyun sağımı müddeti kadar, bir koyunu sağmak kaç dakika sürer? Bir koyun sağımı müddeti kadar, yani az bir zaman namaz kılmak, ibadet etmek, bir ay bütün geceleri sabaha kadar ibadet etmekten daha kıymetlidir buyur diyor. Kadir gecesi 3 defa La ilahe illallah söyleyen Müslümanın birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde cehennemden kurtulur. Üçüncüsünde cennete girer. Ya dur bunlar hadis-i şerif sevgili peygamberimiz efendim buyurmuşlar. Yani eğer günü tabi belli değil. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif'in her gecesi bunlar söylenirse evet. Efendim o Kadir gecesinin faziletlerine de kavuşmuş oluruz tabii değil mi efendim? Evet. Peki bu geceye has bir dua var mı efendim? Var. Resulullah Efendimiz Kadir gecesinde şu duayı okurlarmış. Allahümme inneke afüvün kerimün tuhibbül affe fa'fu anni. Tekrar ediyorum. Allahümme inneke afüvün kerimün tuhibbül affe fa'fu anni. Bu duayı okurmuş Resulullah Efendimiz. Ne demek? Mealinde söyleyelim. Tabii, evet. Ya Rabbi sen affedicisin, kerimsin, affı seversin, beni de affet. Beni de affet ya Rabbi. Dolayısıyla her gece bu duayı okursak Allahümme inneke afüvün kerimün tuhibbün affe fa'fu anni. Bu duayı her gece okursak Kadir gecesinde muhakkak yani Ramazan-ı Şerif'in her gecesinde okursak Kadir gecesinde okumuş oluruz efendim. Evet. Evet. Kadir gecesinde yapılması gereken özel ibadet var mı? İhya etmek için ne yapmamız lazım? Gayet kolay. Efendim gece Ramazan'ın her gecesini hani Kadir diye bilip de Kadir gecesi diye bilip de efendim her gün en az Ramazan-ı Şerif'te aslında şunları yapmak lazım. Kadir gecesinde kıymetli olan şeyleri sayıyorum şimdi. Evet. Efendim gece herhangi bir namaz kılarken efendim zammu sure olarak Kadir suresini okumak lazım. Ya inna estağfirullah inna enzelnahu fi leyletil kadir. Bu sureyi namaz dışında da okumak lazım. Demin söyledi ki Allahümme inneke afüvün kerimün tuhibbül affe fa'fu anni. Ramazan-ı Şerif'in her gecesinde okumak lazım. Her gece birkaç sayfa ya bir sayfa oku Kur'an-ı Kerim okumak lazım. Her gece efendim ilmihal kitabından yani fıkıhtan, namazdan, oruçtan, haçtan, zekattan her neyse efendim birkaç sayfa ne yapmak lazım? Okumak lazım. İşte aslında esas
yapılacaklar bunlar. Daha bitmedi. Az da olsa İslamiyet'i yayan kuruluşlara yardım etmek evet. lazım. Her gün ama. Efendim veya sadaka vermeli. Mesela bizim sadaka hattımız var. 83.50. Sadaka yaz. 83.50'ye kısa mesaj gönder. Sadaka ver. Ama her gün. Yani her gün sadaka vermeli ya. Evet. İslamiyet'i yayan kuruluşlara yardım etmeli ya. Gönlünden koptu. İhlas Vakfı'na efendim 500 lira gönder, 1000 lira gönder. Misal efendim yardım etmiş ol. Gece seher vakti sahura kalkıyorsun ya zaten ya sahura kalkıyorsun. O işte seher vaktidir. Efendim iki rekat namaz kıl. Efendim dua et. Başka efendime söyleyeyim gündüzlerini de değerlendir Ramazan-ı Şerif'in. Çünkü gündüz de gecesi gibi kıymetlidir efendim Ramazan-ı Şerif'in. Şimdi yukarıda dedik hani az da olsa sadaka vermedi. Evet. Efendime söyleyeyim İslamiyet'i yayan kuruluşlara yardım etmeli. Hani dedik temas da ettik. İhlas Vakfı'na kolayca yardım edebilirsiniz. Ne gibi yardım edebilirsiniz? Efendim birincisi biz mübarek gecelerde efendim dini ve milli kitaplar dağıtıyoruz. Kadir gecesinde de bir tır dolusu kitap dağıtıyoruz. Efendim vakfımızın web sitesine girip IBAN numarasına kitap dağıtımı için para gönderebilirler. Kadir gecesinde biz muhakkak dağıtacağız. Başka kendisinin izleyicilerimiz kendisinin eşinin çocuğunun sadakayı fıtrasına efendim verebilirler. ihlasvakfi.org.tr sitemize web sitemize girerek sadakayı fıtrasını verebilirler. Vekaletini aldıkları efendim babasının annesinin nenesinin didesinin değil mi efendim sadakayı fıtralarını fitre diyoruz şimdi biz verebilirler. Yani az zaman kaldı ha. İşte Kadir Gecesi geldi tabii. Geliyor. Efendim Vakit daraldı. Ramazan-ı Şerif bitiyor. Eğer vermedilerse vaciptir sadakayı fıtra vermek ha. Efendim sadakayı fıtra vermezse günaha girer. Tabii. Bir an önce versin. Ne bayram kadar verecek? Bayram namazına kadar o işi halletmesi evet, lazım. Evet. 750 gram buğday veya buğday unu hali vakti iyiyse 3,5 kilogram hurma 3,5 kilogram kuru üzüm. Hurma kaç lira? Kudüs hurması 150 lira kilosu. 3,5 kilogram ne yapar? Bir kişi için o kadar o bedeli yatıracak. Ama vekalet de vermesi lazım. Online olarak vekalet de verebiliyor. Ayrıca parayı yatırdıktan sonra telefon numarasını 0212 451 49.00 arayıp efendim vakfımızın görevlisine, fakir vekiline vekalet de verebilir. O annesi vardır, babası vardır, kronik hastadır, daha iyileşemeyecektir, iyileşeceği ümit edilmemektedir. İyileşirse tutar ha orucun kazasını. Tabii. Böyle tutamayacak derecede iyileşme ihtimali de yoksa bunları kendisi de böyle olabilir. Bunlar için ne verebilir? Fidye. Fidye derler ona, oruç fidyesi verebilir. Evet. En düşüğü 52,5 kilogram undur bir aylık orucun fidyesi. Anladın? Evet. Ha efendim kuru üzümden hurmadan hesap edersen çok daha yüksek. Dolayısıyla bizim vakfımızın efendim web sitemize girip orada vekil olduğu kişinin fidyesini verebilir. Efendime söyleyeyim. Ne kadar verebilir? 1 gram altın veya 1 çeyrek altın bedelini oraya yatırıp sonra telefonla da verebilir şeyini, vekaletini. Ama vekaletini vermesi lazım. Efendim yani daha 2-3 gün 3-4 gün, 5 gün neyse kaldı. Efendime söyleyeyim. Nereye kaldı? Ramazan-ı Şerif'in bitmesine kaldı. İftar verebilirler efendim. 35 yurdumuz var. Efendim bu yurtlarımızda 3000 öğrencimiz var. Afrika'da yetimhanelerimiz var, medreselerimiz var. Afganistan'da
efendim 130 külliyemiz, bu külliyelerde 15 bin öğrencimiz var. Bu öğrencilerimize, bu yetimlere iftar bedeli yatırıp efendim web sitemize burada vekalet vermeye gerek yok. Eğer 100 kişiden fazlaysa bize telefon numarasını bildirirlerse vakıf görevlimizi arayıp kaydettirebilirler. Ben banka hesabına şu kadar para yatırdım. 100 kişilik iftar bedeli yatırdım. Efendim videosunu istiyorum derlerse biz verdiğimiz iftarın o dua ediliyor ya. Evet. O kişinin adına o yavrular dua ederken çektirdiğimiz o şahsa 100 asgari 100 kişilik iftar bedeli yatıran şahsa dua ederken ki videoyu biz göndereceğiz ona. Efendime söyleyeyim. Ya zekat farzdır. Zekatını henüz vermemişse gayet kolay web sitemize girip zekat sekmesine tıklayarak Alper Bey zekat sekmesine tıklayarak efendim ne yapabilir? Zekatını yatırabilir. Ha zekatta da vekalet vermesi şart. Değil mi? Tabii. Ne diyecek? Efendim ya orada kendisinin zekatıysa kolay. Orada yazıyor zaten. Efendime söyleyeyim vekalet verdim diyor. Elektronik olarak. Online olarak böyle bir imkan var. Böyle bir imkan var. Veyahut da 0212 451 49 çift sıfır numarayı arayaraktan 0212 alan kodundan 451 49 çift sıfır numarayı arayaraktan vakfımızın fakir vekiline görevlisine vekaleti verebilir. Efendim vermedilerse bu ayı kaçırmasınlar. Efendim daha sonra da verebilirler ama neden hep anlatıyoruz. Geçen Ramazan programlarında evet. da anlattık. Şimdi de söyledik. Bu ayda bir farza, yapılan bir farza verilen sevap başka aylarda yapılan 70 tane verilen ve 70 tane farza verilen sevap kadardır. Yahu 70 kat fazla sevap alacak. Kaçırma bu fırsatı. Evet. Ver işte. Efendim dolayısıyla İhlas Vakfı olarak biz vatandaşımızın hizmetindeyiz. İftar verebilir, zekatlarını verebilir, fitresini verebilir, oruç fidyesini verebilir. Değil mi efendim? Hiçbir şey yapamadı. 83.50'ye iftar yazar. Özür dilerim. 83.50'ye sadaka yazar. Efendim kısa mesaj gönderir. Böylece sadaka vermiş olur. Bu Kadir Gecesi'nin bir de alametleri vardır. İnsanlar evet. bunu çok merak ederler. Kadir Gecesi'nde olduğumuzu nasıl anlarız? Bunun evet. alametleri nedir diye. O konuyu anlatabilir Tabii. misiniz? Tabii efendim. Kadir Gecesi hava açık ve sakin olur. Ne sıcak olur, ne çok sıcak olur, ne çok soğuk olur. Mutedil bir hava olur. Ertesi sabah güneş kızıl olup şuasız doğar. Bazı alimler diyorlar ki Kadir Gecesi'nde köpek havlama sesi de duyulmaz diyorlar. Ama bazıları söylüyor bunu. Efendime söyleyeyim. Bir alim Ubeyd bin Ömer Hazretleri anlatıyor diyor ki Kadir Gecesi'nde denizdeydim. Denizin suyunu içtim. Tuzlu değildi buyuruyor. Ama İslam alimleri bunu açıklıyor. Diyorlar ki deniz suyu Kadir Gecesi'nde belli bir müddet 3 dakika, 5 dakika ama hangi saatte hangi dilimde? O belli değil. Yani sabaha kadar tatlı kesintisiz olmuyor. Kesintisiz bir tatlılık evet. değil yani. Efendime söyleyeyim yani 3 dakika, 5 dakika gecenin herhangi bir vaktinde tatlı oluyor. Dolayısıyla Kadir Gecesi'nin alametleri bunlar. Biz demin ifade ettiğimiz gibi, atalarımızın dedikleri gibi Ramazan-ı Şerif'in her gecesini ne bileceğiz? Kadir bilmek Kadir lazım. Bileceğiz. Her gördüğümüz Müslüman ne bileceğiz? Hızır bileceğiz. Hızır Aleyhisselam bileceğiz. O kadar. Buna riayet ettiğimizde Kadir gecesini biz asla kaçırmayız. Bütün bizi izleyen kardeşlerimizin Kadir gecelerini, efendim Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ediyorum.
Allah-u Teala hem Ramazan-ı Şerif'in hem de Kadir Gecesi'nin faziletlerine onları kavuştursun. Nimetlerini, lütuflarını hepsine, hepimize ihsan eylesin. Amin. Efendim evlerine, iş yerlerine dirlik, düzenlik, bolluk, bereketlik ihsan eylesin. Amin. Memleketimize, biladi Türkiye'ye ve biladi İslamiye'ye huzur, refah ve sükun lütfetsin inşallah. Amin. İnşallah Ramazan-ı Şerif bayramı ile alakalı da bir program yapmak nasip olur İnşallah. Efendim. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Seyircilerimizin Kadir Gecelerini şimdiden tebrik ediyoruz. Kıymetli seyircilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Spotify'dan ses dosyası olarak dinleyebilirsiniz. Pazartesi geceleri saat 22'de TGRT FM radyosundan da dinleyebilirsiniz. Başka bir programda görüşünceye kadar hoşça kalın.